Evet arkadaşlar, son düzenlemeyle biliyorsunuz COVID izninde olanlar 5 yıl, cezaevinde bulunanlar 3 yıl daha erken denetim serbestliğe çıkmaya hak kazandılar. Fakat herkes bu iş halloldu, işte tamamen özgürlüğümüze kavuştuk derken önce saçma sapan denetimli serbestlik uygulamaları başladı. Saçma sapan diyorum. Çünkü kimin ne yaptığı belli değil. Bir taraf dedi hiçbir şeye gerek yok. Yükümlülük yüklemiyorum. Öbür taraf dedi ki hepsini veriyorum. Birisi dedi ki bazılarını veriyorum. 1.000 kere içeri girmiş çıkmışa hiçbir şey vermediler. Hayatında ilk defa cezaevine girmiş kişiye bütün yükümlülükleri verdiler. İstanbul önce hiç kimseye bir şey vermedi. Daha sonra geri çağırdı. Herkese her şeyi verdi. Ankara'da bir bölüm hiçbir yükümlülüğe tabi olmadı, Ankara Batı. Diğer tarafta yine Ankara denetim serbestlikte kime ne verdiğini hiç kimse bilmiyor. Hiç kimse bilmiyor. Uyuşturucudan kaç kere girmiş, çıkmış, her şeyi yapan adam hiçbir yükümlülüğe tabi tutulmazken hayatında ilk defa cezaevine girmiş kişiler bütün yükümlülüklerle baş başa kalmışlar. Neden dediğinizde cevap yok. Öyle değerlendirildi. Öyle değerlendirildi dediğine oradaki bir memurun yazısı. Bunu da geçtik. Zaten aylar geçti. Herkes yükümlülükleri başladı falan filan devam ediyor. Kiminin kalktı, kiminin kaldırılmadı. Birilerinin kurduğu düzen tamamen mahvoldu. Kimsenin umurunda olmadığı için bu devam ediyor, gidiyor. Daha vahim bir olay var. Neydi? Dosyası Yargıtay'da veya istinafta olanlar. En baştan beri ne demiştik? Devlet hakkınızı kullandığınız için sizi cezalandıramaz, cezalandırmaz. Ama avukatlar ne dedi? Çıktılar YouTube'da veya işte kendi müvekkillerine falan. Hemen dediler dosyayı çekelim Yargıtay'dan. Sen de faydalan. Ya arkadaş çekeceksiniz de binlerce dosya var. Bunlar yetişmez. Çeksen de hiçbir işe yaramaz dedik. Yok çektiler. Ne oldu? Hepsi cezaevine girdi. Yani öyle bir ortam yarattılar ki sanki Yargıtay'a bir dilekçe vereceksin. Diyeceksin ki ben temyiz başvurumdan vazgeçtim. Hemen Yargıtay koştura koştura bütün belgeleri hemen inceleyecek binlerce dosyayı. Hepsine tak 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 işlemleri yapacak, gönderecek, tamamlayacak. Bu insanlar da faydalansın falan filan. Ne oldu? Ne oldu? Yetişmedi. Bir tane yetiştiyse 99 tanesi yetişmedi. Devamında ne oldu? Şimdi avukatınız ne demiş olabilir size? Abi biz elimizden geleni yaptık. Bu bir avukat atasözü ya. Biz elimizden geleni yaptık. Yargıtay yetiştiremedi. Bak ben her şeyi yaptım. Senin bu düzenlemeden faydalanman için ben her şeyi yaptım. Yargıtay yetiştirmedi, dosya yetiştirmedi abi ben ne yapayım? Bütün sorumluluklardan kurtuldular ha. Mesela dosyan Yargıtay'dan red diyecekti. Bundan kurtuldu. Yahut Yargıtay tarafından kabul edilecekti. Haydi dosya başa dönecekti. Senin dosyanla uğraşmaya devam edecekti. Parasını da peşin aldıysa o başına belasın. Parayı almış. Senin dosyan tekrar geliyor. Haydi yeniden savunma yap bilmem ne. Her şeye baştan başlıyor. Bedava çalışacak. Bundan da kurtuldu. Bütün avukatlara söylemiyorum. Söyleyemem de zaten. Beş parmağın beşi bir değil derler ya. Ama inanın yani benim kafamdaki avukat profili o beş parmağın dördü bir yani. Yani bir tanesi farklı olabilir. Ama çevremde gördüklerim, yaşadıklarım, duyduklarım hep aynı. Aynı torna tezgahından çıkmış gibiler yani. Herkes aynı kelimeleri duymuş. Herkes aynı şekilde bir süreç yaşamış. Sonu hep hüsran, hep hüsran. Velhasılı kelam, Yargıtay'da ve istinafta dosyası bulunanların bu mücadeleye yönelmesi gerekiyor. CİMER'e yazın. Sürekli yazın arkadaşlar. Sürekli yazın. Tamam CİMER
Diyecek ki biz buna yetkili değiliz. Bu kadar. Ve desin. Ama sürekli bu gündemde kalsın. CİMER'e gitsin sürekli. CİMER'e gitmesi demek yukarıya sesinizi duyurmak demek. Bu şekilde ne olur arkadaşlar? Yukarıda bunun görüşülmesini sağlamış oluruz. Diyeceksiniz ki benim dosyam Yargıtay'da veya istinafta. Ben bu hakkımdan faydalandığım için düzenlemeden faydalanamayacağım söyleniyor. Bu doğru mu? Bilgi edinme hakkı. CİMER'e sorun. Gerçekten de hakkınızı kullandığınız için bu düzenleme dışında kalıyorsanız cevap versinler evet kaldınız diye. Düzenleme dışında bıraktık çünkü hakkınızı kullandınız diye cevap versinler. Bu kadar basit. Bugün Adalet Bakanı da konuşmuş. Onunla ilgili de çok soru geliyor. Bir video paylaşacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere.